konuşuyoruz. YSK yurtdışındaki seçmenlerin bu yıl içinde yapılacak milletvekili seçimlerinde gümrük kapılarında oy kullanmalarına, bulundukları ülkelerde kurulacak sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin daha sonraki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut komisyonlarca çalışmalara başlanmasına karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu iptal etmesi bizim için üzücü bir olay oldu. Çünkü bir insan vatandaşını bir tane de olsa değerini bilecek, milyon da olsa değerini bilmesi lazım. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararını şiddetle kınıyorum. Ben 30 yıldır burada yaşayan bir vatandaş olarak oy hakkımı sonuna kadar kullanmak istiyorum. Oy hakkı olmayanın söz hakkı da olmaz diyorum. AK Parti'de YSK'nın yurt dışındaki vatandaşların oy kullanması yönünde verdiği kararın düzeltilmesi için YSK'ya başvuruda bulunmuştu. Ben yanlış buluyorum bu kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun. Çünkü bunun daha önceden düşünülüp, planlanıp, organize olup yurt dışındaki 3-4 milyon insana oy hakkı verilmesi gerekiyordu. Biz Türk vatandaşı olarak burada yaşayan bir millet olarak tabii ki oyumuzu kullanmak istiyoruz. Bunu da destekliyoruz. Bu hakkımızın elimizden alınmasını istemiyoruz. Karar düzeltme başvurusunu değerlendiren YSK, AK Parti'nin başvurusunu reddetti. YSK ilk kararında son gelen bilgiler ışığında yurt dışında sandık kurulması konusundaki belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, seçim takviminin bu belirsizliklere göre oluşturulamayacağı, süre yetersizliği dikkate alındığında bu seçimler için gümrük kapılarında oy kullanmalarının gerektiğine, 298 sayılı kanunun 94 Taksim A maddesinde yer alan yurt dışı seçmenlerin sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin ileriki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut komisyonca çalışmalara hemen başlanılmasına karar verildi görüşünü belirtmişti.